Şehirde oluşturduğu çevre kirliliği sebebiyle çimento fabrikasının mevcut yerinden kaldırılarak şehir dışına çıkartılması amacıyla kurulan Elazığ Sivil İnisiyatif Birliği'nin başlattığı imza kampanyası Demokrasi Meydanı'nda kurulan standta devam ediyor. Çimento fabrikasının şehir dışına taşınmasına destek vermek amacıyla Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu ve Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz da imza attı. Vali Zorluoğlu, çimento fabrikası meselesinin hakkaniyet içerisinde bir çözüme kavuşturulmasını arzu ettiklerini söyledi. Demokratik sistemlerde asıl olan vatandaşın talepleridir. Bu taleplerin mümkün mertebe yerine getirilmesidir. Tabii aynı zamanda hukuk içerisinde kalmak kaydıyla ve bütün tarafların da mağduriyetinin önlenmesi kaydıyla daha önce söylemiştik. Bizim de maksadımız bir çimento fabrikası meselesinin hakkaniyet içerisinde bir çözüme kavuşturmak. Hakkaniyet içerisinde. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımız da Elazığ ziyaretlerinde otobüsü yol üzerinde durdurarak çimento fabrikasının il dışına çıkarılmasını arzu eden vatandaşlarımızla orada temas kurdular, konuştular ve konuyu Bakanlar Kurulu'nun ilk toplantısında Çevre Şehircilik Bakanı'na ve ilgili bakanlara ileteceğini, talimatlandıracağını söylediler. Daha sonra Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan beni de aradılar ve konuyla ilgili benden bilgi aldılar. Konu şu anda Ankara'da da bir şekilde gündemdedir. Tabii somut bir çözüm önerisi henüz ortada olmamakla beraber çözüm iradesinin işte sizlerin de bu organizasyonuyla birlikte çözüm iradesinin ortaya çıktığını görebiliyoruz. Bu önemli bir gelişmedir. Çözüm iradesiyle birlikte çözüm şeklinin de mutlaka belli bir süre içerisinde belirlenip uygulamaya konacağına ben yürekten inanıyorum. Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz cumartesi günü düzenlediği mitingde vatandaşların taleplerine duyarsız kalmadığını ve Erdoğan'ın konuya son noktayı koyduğunu ifade etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın kendisini arayarak bilgiler aldığını da aktaran Başkan Yanılmaz, bakanlığın konuyla ilgili çalışmalara başladığını belirtti. Çevre ve Şehircilik Bakanımız beni aradı. Biraz sonra Bakanlar Kurulu toplantısına gireceğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın konuyla ilgili bilgi istediğini ve bilgi aktaracağını, dolayısıyla da çimento fabrikasıyla ilgili bilgi istediğini söyledi. Ben de bugüne kadar yapılan bütün çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanımıza aktardım. Durum şudur. Netice itibariyle Cumhurbaşkanımız olaya el koymuştur. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla da konu Bakanlar Kurulu gündemine gelmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanımız da konuyla ilgili çalışmalarına başlamıştır. Fabrikanın kalkmasını değil taşınmasını istediklerinin altını çizen Yanılmaz, işçilerin de tedirgin olmasına gerek olmadığını ifade etti. Bu fabrikanın buradan tamamen yıkılıp kalkmasını istemiyoruz. Elazığ'dan bir sanayi kuruluşunun çıkmasını istemiyoruz. Yerinin değiştirilmesini istiyoruz. Yerinin ham maddenin merkezine alınmasını istiyoruz. Özellikle ham madde taşıyan kamyonların mahalle aralarında yapmış oldukları hız, aynı zamanda yollar üzerinde meydana getirmiş oldukları bozukluklar ve birçok arıza şunu gösteriyor ki bu fabrikanın bulunduğu yerden başka bir yere kaldırılması gerekir. Orada çalışan işçilerimiz tedirgin olmasınlar. Onların işine son verilmiyor. Onlar fabrikanın yeni yerinde çalışmalarına devam edecekler ve inşallah yeni yapılan fabrika daha modern bir fabrika olacak. Daha güncel teknolojiyle donatılmış olan bir fabrika olacak. Bundan çimentaşın kendisi de faydalanacak. Elazığ da faydalanmış olacak.